Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün F1 2021 Coop kariyere Fransa Grand Prix'si ile Paul Ricard pisti ile devam ediyoruz. Önceki bölümde Bakü'de yarışı 5. sırada noktalamıştık. Bu hafta sonu bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Yine kanala gelen F1 videoları ve F1 2022 gelişmeleri ile ilgili videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Böylelikle yeni videolar yüklendiğinde bildirim alırsınız. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi F1 dünyası çok hareketli şekilde devam edecek. Bunları kaçırmak istemezsiniz. Ve tabii ki videoya da beğeni atmayı unutmayın. 1000 beğenilik bir hedefimiz var. Evet, şimdi güncelleme tarafına geçersek sonunda ERS güncellemesi aracımıza gelecek. Bu gayet güzel. Ve önümüzdeki yarışlar için aerodinamik tarafta ön kısma güncelleme yapacağız ön kanat bölümünde. Evet, şimdi sıralama seansına geçiyoruz. Ben direkt çıkıyorum. Zaten süre az. Okay. Bugün yine bizim kutsal sıralar alacağız gibi ya. O kesin 12, zaten. 11-12. Bu arada ben seans yine sonunda vites kutusunu değiştireceğim, ceza kesin gibi. %86 diyor. Önceki yarışta değiştirmediği için yine adamlar. Ha. Ya şimdi seans sonunda yapacağım işte. Önlemek için. Arkamdaki Verstappen'e sağlam hava koridoru verecek. Aga, Red Bull uçuyor. Ne işte, fena değil. Alonso 1005 ile geçti beni. Ben bayağı fark ediyorum. İtirajda bezindim. Verstappen turunu attı mı? Ha. Attı. 60, Ricardo geldi. Benim arkamda biraz bloklandı gibi bir şey oldu. Ya bak, yine Alfa Tauri bak. Bir türlü kurtulamıyoruz. Ben de tura başlarken Russell pitten çıkıyordu. Allah'tan şey olmadı, denk gelmedik yani. Benim arkamda Verstappen'in olması çok kötü oldu ya ben tur atarken. Evet, bayağı baskı yaratıyor. Evet evet, baskı altına sokuyor yani. Lan zaten araba gitmiyor. Bizim garajlarda tabelalarda isimlerimiz gitmiyor. Yeni fabrika yaptırıyoruz ondan. Maliyetten kısmaca. Ya pist zaten genel anlamda test pisti. Yarış pisti değil aslında da. Yani. Hatta 2020'de sezon öncesi testleri burada yapılacak muhabbeti oldu ama olmadı. Aynen. Sonra pandemi ayağına galiba biraz daha yapamadı.
En fazla 0-2 çıkarttım ben. Tertemiz. Yediğim daha abi. Fazlası gelmez yani. İlk sektörde yavaş kaldım zaten. Önceki turuma göre. Löklerin hemen arkasındayım ama zor burada kalmak. Benim bir an önce garaja girip vites kutusunu değiştirmem lazım. Bakalım 50 saniye hadi. Yetişmeyecek herhalde ya. Takım biraz hızlı davransa. Aa hayır ya. Çıkışta arkadan kayma oldu. Yok abi. Bitti. Daha gelişmedi mi? Yani 1000'de 8 saniye iyileştirdim. Ya hadi be abi, hadi be abi, hadi. Bitti mi seans? Kaç saniye var? Son 18 saniye. 16, 18. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Değiştirebiliyor musun? 6 sıra ceza. 6 sıra. 5 saniye kaldı. Mecbur değiştireceğim çünkü tamamlama şansım yok yani. Ulan ilk defa ilk 10 şey 7. falanız. Onda da vites kutusu. Onda da ceza. On geri düşmüşüm zaten. Kaça düşmüşsün? 10. sıraya düşmüşüm. Yani 16 başlayacağım. Acaba McLaren'i falan mı alsaydık? Ya mallar yine değiştirmemiş. Neyse. Ya değiştirdiler ceza yemedik. Başkası ceza yemiştir. Alonso üstüme kapanma abi. Var ya deli taklidi yaptım çatmamak için. Ferrari'ler GG abi. Ferrari'lerle ooo! Akraba olduk. Var ya ben oradan nasıl çıktım hiçbir fikrim yok Ceyhun. Harbiden kanadım gitmeden nasıl çıktım hiçbir fikrim yok. Anlaşılan bir yerinin kanadı kırık. Verstappen gibi. Yine arkada da bir sıkıntı var. Atağa kalkıyorum Hamilton'a artık. Gerisi emanet. Oh! Oh! Yok pes etmiyor. Ama aldım. Güzel. Never give up, still I rise. Hashtag peaceful. Hashtag grateful. Grateful. Güzel atak. Güzel oldu. Nice. Verstappen devam ediyor. Hasar yok. Bayağı tempo kaybetmiş ama ya. Perez lider. Yarış hızımız iyi gibi sanki. Aman nazardayım olsun. Da ilk sektör sonrasında fark ortaya çıkıyor. Orada düzde evet. Çok iyi hız taşıyorlar bize ERS'yi göre. ERS'yi biz de kullanmaya çalışıyoruz. Bu sefer ERS'ye bitiyor. Çalışırken. Sıra Ricardo'da yine emanet bir girişim. Yok geçemedik. Beni de Hamilton yavaşlatıyor şu an. Arkada Alfa Tauri gitti. Bir güvenlik aracı bizi podyuma atar. Net. Ama gelmez. Okay, clear.
Bak ne zaman önde birine yaklaşsam o da DRS alıyor ön taraftan. Aynı Ricardo... Vettel'in geçen sene yaşadığı sorun yani. Ricardo da hata yaptı gibi az önce. Yok normal. DRS var mı? Yok, güzel. Duramadım. Cehum'a açık bir şeyler deniyor. Yok, geçemedim yine. Ricardo hayatının savunmasını yaptı. Bottas gör. Ricardo şey yapıyor. Suudi Arabistan savunması. Orada da Bottas'a direndi ya böyle. Aynen. Çoğu pistte direndi ya. Bir de Avusturya'da arkadaki geçemesin diye çimenlere taşıyordu. Geçecek. Uçarak geldi yani. İyi olmadı geldi. Fark açıldı değil mi anne? Evet. Bir daha geliyor. Aynı hata yapacak bana. Benim ona yaptığımı yapıyor. Ben dokunmadım ona. Ne oldu ona? Kontra verdi muhtemelen. Bir an ışınlanır gibi oldu yani. Ha, geldin iyi oldu. DRS'den düştük. Erken pit denemeyeceğim galiba. Sana da Ferrari'ler yakın herhalde. Evet. Hemen dibimde ya Sainz. DRS alabiliyor musun şu an Ricardo? Şu an alıyorum. İlk sektörde bayağı zorladım. Hamilton yine insanüstü çıktı. Hay Allah'ım. Ama bu sefer ilk sektörde mor aldım yani. O kadar yakın değil. Ricardo'yu pitte avlarsam çok iyi olur. Lökler geliyor. Orada biraz zaman kaybetse. Hadi gönder. Ben zaman kaybettim. Yavaş bir stop değil mi yine? Yavaş değil de. Geçemedim Ricardo geldiği için. Bayağı vakit kaybettim yani. Neredeyse Lökler geçecekti. Hamilton'ın DRS'si yok ama bakın geçebilecek mi? Şu anda tek umudum Mazepin. Olur da Ricardo'yu tutarsa. Ön taraftakiler de geldi bu arada şimdi. Şimdi Perez bitti. Kaçıncı turda gösteriyor sana piti? 12. Sonra sertlere geçeceğim. Aynen.
Biraz kasaplık yaptım ama olsun. Önde bir sarı var. Schumacher spin'e. Haas gitti galiba. Schumacher mi attı? Evet. Benim pite doğru bir güvenlik aracı girse o kadar olur ki. Senin pit stop kaçıncı turda? 17 civarı. 16 diyor. We're trailing our teammate by 19.4 seconds. Latifi Hamilton'a bir savunma yapıyor var ya. Ama geçti şimdi. Burada da Alpine savunması var bu. Geçecek yine ya. Usta Hamilton kayboldu. Arkaya düşmüş Hamilton. Dokunmadım bile adama. Lag mı girdi acaba? Bilmiyorum, yanımdaydı az önce. Sendeledi falan. Tekrardan bir bakarız ona. Benim lastik %54 oldu. Perez soft lastik takmış. Vay arkadaş. Birazdan pite gelir Perez'den. Sertlerin temposuna güvensem tek pit yapardım ama araç onu kaldıramaz. Daha öncesinde yaptım kariyerde ama burada yemiyor yani. Çünkü araç sıkıntı. Şu an sert lastiklerin temposu fena değil. Lokler geçemesin diye ERS açık girdim viraja. Ama yine geçiliyorum. Norris de geliyor ama gümbür gümbür geliyorlar yani. Uça uça. Perez de içeride galiba. Çok iyi. Snowden'ın da arkasına düştü Verstappen. Karşı atak geliyor mu Lökler'e? Evet. Geliyor. Understood. Stopping this lap. Ceyhun, şu anki konumun benim için o kadar altın değerinde.
Harbiden. Pit'e gireceğim bu turda. Diğerlerine bayağı vakit kaybettirdin ya, yine onlar da pit'e girecek. 16 diyor da bir tur erken gireceğim. O arkadan. O güzel. That's going to do additional damage to all other power unit components. Kontrol 5 saniye ceza yedik. Eyvah. Of of. Şimdiye kadar hiç volume yapamadık değil mi biz? Yok. Yarışın sonunda çok iyi direnmen lazım. Hayırlısı. Üç olarak geliyor arkadan Red Bull'lar. Merak ediyorum ben de ne olacak. Benim puan şansım bitti gibi. Verstappen en hızlı turu aldı. Giovinazzi biraz daha tutsa Lando'yu güzel olacak. Tutamadı. Sadece bir sektör daha. Daha önünde sağlam Alpine grubu var bu. Oraya takılır bir şekilde. Aha Perez Sunoda'yı geçti. Geçmiş olsun. Bize gelince aslan kesiliyor Yuki. Hay Allah'ım ya. Hayır. Bu raddede abi olmaz ne ya. Ne oldu yine? Motor mu? Bir problem var yine. Konuşamıyorum. Ya gerçekten. Pit girişinde de bana dedi ya. Kontrol elektronik. Yani takımdan giderim. Çeker giderim abi. Böyle bir şey olursa. ERS'dir belki. Abi yeter. Yeni ama parçaya yani geçtin mi sen? Geçtim. Ondandır işte. Ya hayır ya. Ya gerçekten mi ya? Ya gerçekten mi ya? Gitti mi motor? Abi. Ya ne lan benim çektiğim? Ne lan bu benim çektiğim? Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Oğlum bir değil iki değil. Kaçıncı oluyor bu? Ya bir de var ya. İki mi oldu? Bahreyn. Bahreyn'de oldu. Burada geliyor başıma. 6 yarışta 2 tane gitti zaten. 5 saniye ceza diyor bir de sana. Niye verdiyse. Motor patlarken köşeyi kestim ortada. Ben yani dümdüz gittim. Garibanın yüzü gülür mü? Anasının. Oğlum. 3 saniye daha yedik. Şey mi yapsak ya? Ne? Parçaları korumak için yarıştan mı çıktın? Benim 8 saniye fark açmam imkansız. Sana bir şey diyeyim mi? Hamilton ön tarafın içinden geçebilir. Abi geçsin de 8 saniye var. Olası bir podyum yine gitti ya. Lan yine gitti ya. Çekilsem mi diye düşünüyorum yarıştan şu anda. Aga sen bilirsin. Senin araç hala pistte. Evet. Bir güvenlik aracı. Bahreyn'deki olayı yaşıyoruz yine. Lökler sonrasında fark kaç? Giovinazzi ile 2.8 saniye fark var Lökler'in arasında. Sonra? Russell ile Gio arasında da 9 saniye var. Oo. Yani puan zor. Anca 13. falan bitmişsin bu işte. İmkansız hatta neredeyse. Ben de çekiliyorum. Evet. Yarıştan çekiliyoruz arkadaşlarım. Böyle ben kendimi bitirdim ya bu yarışta. Çok hata yaptım. Aga ben... Ya ben hata yapsam... Hiç... Tamam yani. Okey. Azerbaycan... Ya bu mekanik arızadan ne çektik oğlum biz ya? Ve ağzım... Mekanik olmasa motoru... Motoru değiştirmiyorlar. Lan parçayı değiştiriyoruz onda da araba gidiyor ya. Yani. Parçayı değiştirdiğimiz. Bak sen Azerbaycan'da parça değişmedi yarışı. Ben parça değiştim. Parça değişse podyumdaydım ben o yarışta. Şaka gibi ya. Bottas'ı geçemedim çünkü.
Ve bu şekilde bir co-op kariyer videosunun da sonuna geldik. Umarım yine keyifli olmuştur sizler için. Maalesef ki yarışta hem benim hatalarım hem de biraz şanssızlık işin içine dahil olunca pek iyi bir bölüm olmadı. Önceki bölümlere kıyasla Avusturya Grand Prix'sinde geri dönmeye çalışacağım. Ve son olarak gördüğünüz üzere şasi bölümünde lastik aşınmasına güncelleme yapıyoruz. Kanala gelen yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Ve dediğim gibi 1000 beğenilik bir hedefimiz var. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.